gerçek. Ben Gölge Mod. Sana insanları en kutsal sırlarını söylemeye zorlama gücü veriyorum. Gerçek paylaşılmalı, zorla elde edilmemeli Gölge Mod. Gölge Mod mu? Hayır, Luca. Lütfen diren, çok üzgünüm. O sana güvenmezken neden direneceksin ki? Merinet bana güvenir. Güveniyorum, tabii ki güveniyorum. Sana güvenseydi sana gerçeği söylerdim. Gücümü kabul et ve her şeyi öğren. Bunun karşılığında senden Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin küçük sırlarını istiyorum. Koş Merinet! Gücüne ek olarak Işık Göz sana yardım edecek. Bu his canavarını sen kontrol edeceksin. Gerçeği ortaya dökme zamanı. Bana doğruyu söyle. Merinet'in sırrı ne? Adrien Agreste aşık. Bu bir sır değil. Bana doğruyu söyle. Merinet'in sırrı ne? Adrien Agreste aşık. Başka bir sırrı olmalı. Kara Kedi Hawk Mod gücünü tavus kuşununkiyle birleştirmiş ve Gölge Mod olmuş. Süper kötüyle bir his canavarı da yaratmış. Sana ihtiyacım var. Merinet'in sırrı yok. Çünkü o dünyanın en dürüst kızı. Merinet'in sırrı ne? Sanırım Adrien'i seviyor. Bu sefer seni bekleyen benim. Yeter! Artık sana kim soru sorarsa doğruyu söyleyeceksin. İlk sıra benim. Sen kimsin Uğur Böceği? Sonunda Uğur Böceği'nin gerçek kimliğini öğreneceğim. Ben bir... Müthiş bir yüzücü! İtiraf ettir gerçek, itiraf ettir! Uğur Böceği'nin gizli kimliğini bilmeliyiz. Hey, benim de ne yapıyorsun korsan? Bana gerçeği söyleme zamanı anne. Babam kimdi? Luca. Senin baban Jagged Stone. Gerçeği istiyorum. Gerçek babam kimdi? Jagged Stone. Affedersin Gölge Mod ama gerçek ertelenemez. Yalan. Ben Gölge Mod. Sana yalancılar dünyasını temizleme gücü veriyorum. Karşılığında sadece Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizelerini istiyorum. Bana söz verir misin? Bana güven. Yeni dünyamda asla yalana izin verilmeyecek Gölge Mod. Hayır. Hepsi benim suçum. Kagami'yi kurtarmam lazım. Black, ben sana! Sally, bir yaşta aldınız ama bizim için hala bir rockçısınız. Hanım namına bu da ne? Ben yalan. Siz hiç yalan söylediniz mi Memur Roger? Tabii ki hayır. Polis yalan söylemez. Sen bir yalancısın. İmdat! Ve sen anne, sen de yalan söyledin mi? Kagami. Buna izin veremem. Kaka, yalan şunu hemen kes. Bak, bakalım bu yeni gönüllü yalan testimden geçebilecek mi? Seni Gölge Mod'dan kurtaracağımı söylerken yalan söylemiyorum. Ve ben yardım edeceğim. Evet. Uzaklaş Jagged. Korkmuyorum. Ben sanatçıyım. Hayranlarıma karşı hep dürüst oldum. Bu doğru değil. Yaşınla ilgili yalan söyledin. Hey, bu kabul edilemez. Yalansız bir dünyanın süper kahramana ihtiyacı olmaz Kara Kedi.
Kredi! Hayır, küreye dokunursan donacaksın. Gerçeği söylersem donmam. Evet, ama bu doğru mu? Zor ama evet. Peki ya sen? Tabii ki hayır kedicik, yalan söylemeliyiz. Kimliklerimiz gizli olmalı ve o şeye dokunursak Paris'i yutmasını engelleyecek kimse kalmayacak etrafta. Tamam, şimdi ne yapacağız? Şansla çalışsın. Bir drone'la ne yapacağını görmek istiyorum. Tamam, içeri giremeyiz ama acaba bu makine yalan söyler mi? Onu meşgul et, ben de bu casus kuşu içeri yollayayım. Haberleşiriz. Baş üstüne leydim, bu yalan değil. En iyi arkadaşımı kaybettim. İşe yarayacağını düşünmüştüm. Çok üzücü. Üzgünüm hem de çok. Bu şekilde bitemez. Sırlar çetesi. Ben Gölge Mod. Arkadaşınız size sırlarını açıklamıyor mu? Bunları öğrenmek için onu zorlayacağınız bütün güçleri size veriyorum. Karşılığında tek istediğim Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizeleri. Merinet arkadaşımız olarak kalacak. İstese de istemese de. Ve bizden hiç sır saklamayacak. Bunu yaptığına inanamıyorum. Onu yakalamaktan sorumlu olacağım. Onu zorlayıp sakladıklarını itiraf ettireceğim. Her şeyi eskiden olduğu hale dönüştüreceğim. Onu rahatlatacağız ve yine dostumuz olacak. Eğer Uğur Böceği ve Kara Kedi yolumuza çıkarsa, korkunç canavar onları oyalayacak. Senin için geldim Merinet, dostunum. Bize sırlarını söyleyeceksin ve gerçekten çok rahatlayacaksın. Gerçekten yapmamalısın Trix. En son sahibin olmadan illüzyon gücünü kullanmanı hatırladın mı? Merinet sırrını söylememeli. Serap! Ama nasıl? Kaçma Merinet. Biz dostuz değil mi? Takip edin. Teşekkür ederim Trix. Tiki Benekler. Kanal olacak biri olmadan kullanırsa karmaşaya sebep olmaz mı sizce? Gücüm illüzyonlar yaratır. Yan etki ise umarım sadece hayallerinde gerçekleşir. Ah, hadi ama mucizevi Uğur Böceği zaten her şeyi düzeltecek. Umarım. Aa, Trix. Garip bir doğa olayı Eyfel Kulesi'ne etkiledi. Tüm Paris halkının evlerini... Tüm kamamberlerimin üzerine bahse girelim ki bunu yapan Trix. Trix mi? İllüzyon kıvamisi. Uğur Böceği'nin bize ihtiyacı olması illüzyon değil. Harika. İşi mahveden ben değilim ama temizleyen hep ben oluyorum. Black Panther'lar! Bay Güvercin, ben Gölge Mod. Madem insanlarla güvercinler uyum içinde geçinemiyor... O zaman ben de bütün insanları güvercin yaparım. Paris güvercinsiz ve Bay güvercinsiz ne yapar acaba? Bundan sonra herkes bizi kabul edecek dostlarım. Çünkü herkes bize benzeyecek. Aşık olduğunuz zamanki ortamı hazırlamanız gerekiyor. Merinet, sana bunu son kez söyleyeceğim. Kagami? Edril! Ne hoş bir zaman geçiriyorduk. Tiki benekler! Hapçı!
düşmenin zamanı değil. Kara kedi çabuk ol. Sen olmadan bunu başaramam. Zorundasın Uğur böceği. Kara kedi kanatlandı. Şanslı tılsım. El matkabı mı? Kusura bakma ama bu küçük delikle buradan çıkamazsın. Çıkamayacağımı kim söylemişti? Tabii. Tüm diğer araştırmalarım gibi. Cevap başından beri burnumun ucundaymış. Bu normal değil. Hayır değil. Asla bilemeyeceğiz. Bay Güvercin 72. kere sahnede. Şimdi de Paris'e gelelim. Uğur böceği. Havuzda kapalı kaldım. Oradan çıkarmamı ister misin? Hayır, sen değil. Şu an Paris'te dolaşmak oldukça tehlikeli. Kara kedi de güvercinle dönüştü. Peki nasıl yardım edebilirim? Uğur böceği ve kara kedi Bay Güvercin'in dikkatini çekmeli. Anladım. Bize ihtiyacı var. Trix, atıl! Komedyen, ben Gölge Mod. Neşeden başka duygular yaratabileceğine inanmayı reddediyorlar. Duygularıyla senden daha iyi oynayabilecek birinin olmadığını onlara göstereceksin. Bana güven sevgili dostum. Her birinin gülümsemesini yüzlerinden sileceğim. Demek bu doğru. Beni asla ciddiye almayacaksınız. İşte tam bir kara mizah. Black Panther! Yıldır bu sektördeyim ve daha önce hiç komedi yapmak istemeyen bir komedyen görmedim. İnanabiliyor musun? Hey Bob, gülmek ister misin? Senin için bir şey hazırladım. Tamam. Peki, benekler! Ha! Şimdi nereye kaçıyorsun Bob? Hey Henry, hey, bize bir gösteri borçlusun. Bunu düzeltebilirim. Gülmek mi istiyorsunuz? Ya da ağlama. Mizah anlayışını kaybettin Harry. Ben daha çok duygu çeşitliliği kazandığımı düşünmek isterim Uğur böceği. Bundan sonra ben psikomedyenim. Şirinizim. Bu konuda nasıl hissetmeliyim bilemiyorum. Bundan sonra insanlar beni ciddiye alacak ve korkudan titriyecekler. Sakın ona bakma. Sorun değil. Zaten ürkünç palyaço yüzlerini sevmem. İltifat için teşekkür ederim. Okuması kırmızı burnunda olabilir. Bunu ben hallederim. Acele etme. Onunla göz teması kurmadan yaklaşmanın bir yolunu bulmalıyız. Kovalamaca mı oynamak istiyorsunuz? Bir komedyen olarak hiç komik değil. Aslında sorunu da bu. O artık insanları güldürmek istemiyor. Şanslı tılsım! Makyaj seti mi? Tarzını konuşturmak için mükemmel. Tabii ya. Onu gözüm kapalıyken yenebilirim. Kelime anlamıyla mı? Evet. Sen benim gözüm olacaksın kedicik. Zekice leydim. Yeter. Değerli zamanımı harcamama neden oluyorsun. Harry'im, iyi misin sen?
Nereye gittiğini sanıyorsun? Karımdan özür dileyeceksin ve bir de bastonumu geri vereceksin seni korkak. Pek bir kaybımız yok gibi. Geri dön küçük Akuma'm. Yine karşılaştık. Seni tanıyor muyum? Öfkeli Fu, ben Gölge Mold. O kalpsiz hırsız sana ve eşine saygısızlık etti. Bedelini ödetmeni sağlayacak gücü veriyorum. Kimin patron olduğunu göster. Karşılığında Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizelerini getirmen gerek. Tekrarlar mısın lütfen? Seni anlayamadım da. Bu adamdan intikam alıp bastonunu geri almak istiyor musun? Kesinlikle. O zaman işimize bakalım. Ne tarafa gitti? Aşkım lütfen buna değmez. Acınası kurbağa özür dilemeden ejderhaya ağır hakaretler edemez. Bul onu! Ne yapacağız? Kutuyu mu saklayacağız? Bir gün sonra zaten kim olduğumu biliyor ve nerede yaşadığımı da. Uğur Böceği, Kara Kedi, ana kutuyu ve mucizelerinizi bana verin. Onları gardiyanınıza teslim edin. Hey! Bu Usta Fu'nun bastonu. Bastonumu istiyor ve bir de özü. Şimşek! Onu bana ver. Asla! Öfkeli Fu, bana o kutuyu getir. Sıfır Uğur Böceği. Taban ezici, ben Gölge Mod. Kardeşin ona ayak uydurmanı istiyor. İşte sana onun ruhunu ezme gücü veriyorum. Şu andan itibaren ezdiğin herkes seni güçlendirecek. Ayakkabılarımın tabanı altında ezilecekler hepsi. Karşılığında istediğim tek şey Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizeleri. Yürümeye başla taban ezici. Mademoiselle Chloe. Yanlış can bir şey. Ben taban ezici. İmajımı nasıl kullanırsın sen? Öğrencin usta oldu Chloe ve şimdi de seni ezecek. Zoe? Hey, o bizim aracımız. Hey, artık değil. Hey sen, ayağını koyduğun yere dikkat et. Chloe. Hey sen, beni sakla. Hayır. Ben taban eziciyim. Benden kaçamazsınız. Kalki, Play'e haber ver. Kara Kedi'ye ihtiyacımız olacak. Emin misin? Ne kadar tehlikeli biliyor musun? Seçeneğimiz yok. Çabuk. Ben de bilgi arayacağım. Yolculuk. Peynirim. Paris'te bir kötü var ve gardiyan gidip ilgilenemiyor. Affedin Bay Kara, odanız için. Merak etme Kalki. Uğur Böceği sonra her şeyi düzeltir. Black, pencereler! Kraliçemiz, ben Gölge Mode.
bir kez daha gerçek yeteneğini tanımayı reddediyorlar. Bu yüzden sana onlara Paris'in gerçek yıldızının kim olduğunu gösterme gücü veriyorum. Güzel ama patlayan muz fırlatan dev bir maymun istiyorum. Her şey ayarlandı. Senin güçlerinin karşılığında hayallerinin yönetmeni benim. Evet evet biliyorum. Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizeleri. Onları alacaksın. Nerede? Muz bum bum, kabuklarını soy. Flek, pençeler! Tüm kızgınlığı bana, onunla konuşup mantık üretmeliyim. Ne yazık ki kimse kardeşinle mantık üretemez Zoe. Burada kal, ben çıkmanın bir yolunu bulacağım. Çıkmazsan Zoe, ben de bütün Paris'i muza çeviririm. Ve bu senin hatan olur. Ha, benim hatam mı? Felix, ben Gölge Mod. Kendinden çok daha güçlü birine kafa tutarak şu an kendini gerçekten zor bir duruma düşürdün. Ama ben Gabriel Agres'ten kaçabilmen için sana güç verebilirim. Karşılığında tek istediğim Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizeleri. Bu mümkün değil. Ben yanılmıyorum. Üzerinde mucize vardı. Eşarbının altındaki mücevherler, broşların... Broşlar mı? Sen neden bahsediyorsun? Gerçekten Gabriel Agres'in gölge mod olabileceğini mi düşünüyorsun? Onda bunun için gereken şey yok ve bu sende de yok. Sana sunduğum gücü kabul et. Tehditlerinden korkmuyorum ve güçlerine de ihtiyacım yok. Geri dön. Pis canavarını akulamak için öfkeni kullan. Koleksiyoncu, sana o çocuğa sırrını söyletmen için verdiğim görevde başarısız oldun. Bu yüzden şimdi sana bunu zorla yapabilmek gücü veriyorum. Hey, o benim telefonum. Bay Agres, size bu videoyu göstermem gerek. Ben artık koleksiyoncuyum. Ve tabletime her kim hapsolursa bütün sırlarını bana verecek. Telefonum! Yalnızca fırıncı kızı incitmek ve Adrian'ın bana dönmesini sağlamak için bu videoyu göstermek istedim. Çünkü ben kötü biriyim. Bunu neden söyledim ki? Ve sen kulüp üyelerime özel olarak verdiğim bir davette senin ne işin var? Benden sakladığın sır ne? Başkalarının fikirlerini çalıyorum ve sonra... Burada saklan. Black Panther! Ve sen Felix, yüzüğümü nereye sakladın? Teki benekler! Merhaba Leydim, galiba koleksiyoncu bir güncelleme yapmış. Kitabı varken çok daha iyiydi. En azından elindeki sayfaları kısaları vardı. Onu götüreceğim. Kötü diktatör. Ben Gölge Mod.
otoriteni mi bozuyorlar? Fikirlerini değiştirmelerini sağlayabilecekken neden ikna etmeye çalışasın ki? Bunu gerçekten isterdim Gölge Mod ama her yerde olup halkımı kontrol edemem ki ben. Bunu yalnız yapamazsın. İyi bir yardımcın olmadığı için böyle. Sana kendine yardımcı olarak his canavarını yaratma gücünü veriyorum. Bu aynı anda her yerde olmanı sağlayacak ve herkesi seninle aynı fikirde olmaya zorlayacak. Karşılığında istediğim tek şey Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizeleri. Bu harika bir politik strateji Gölge Mod. Merhaba sevgili halkım. Bana verilen yetkiye göre... Mega sülük beni klonla! İşte geldim sevgili halkım. Ha? Şimdi sevgili halkım. Her yerde olacağım. Her yerde. Oo, iyileştirmek bu mu yani? Temiz hava için her şey yolunda halkım. Anladın sevgili hemşerim. Hayır! Ve çok yaşa oksijen projesini de ekleyebilirim sevgili halkım. Hadi Black Panther'lar! Bana dokunmanızı yasaklıyorum. Ve beni yasaklamanızı yasaklıyorum Bay Mini Başkan. Kara kediyi yakalayın vatandaşlarım. Kötü diktatörler, mucizesini alın. Nerede olduğunu bilmiyorum ama yardım patini severek alırım Lady. Benim yüzümden kendilerini suçluyorlar. Hayır Juleka, kimse senin yüzünden suçlu hissetmiyor. Juleka, Juleka konuş benimle. Juleka. Reflektör, ben Gölge Mod. Bu yoğun suçluluk duygunu sözlerini tutmayanlara karşı yansıtıp onları üzmektense... ...söyle bakalım neden kendini bu kadar çok üzüyorsun? Pis canavarı pişmanlık gezin mükemmel. Sözlerini tutmayan ve arkadaşının hayatını mahvedenler ömür boyu pişmanlık gezisinde olacak. Suçu kabul eden ilk kişi benim. Hayır, bekle. Juleka bir kötüye dönüşmek üzere. Beni bana yardım etsin. Ben bir fen öğretmeniyim. Süper kahraman değil. Herkes yerinde otursun ve... Bu da neyin nesi böyle? Sizi kurtaracağım. Herkes sınıfa. Merak etme Juleka, seni kurtaracağım. Tamam, seni güvenli bir yere götüreceğiz. Arkadaşım Juleka orada. Yalnız kalmasına izin veremem. Hayır. Sanırım bir mağara keşfine çıkmamız gerekecek. Sıkı tutun. Evet, Uğur Böceği, Kara Kedi, tuzağa düşenler siz oldunuz. Ve oradan asla kaçamayacaksınız. Mucizeleriniz artık benim. Timsah ikilisi, ben Gölge Mod. Size tekrar bir araya gelip birbirinizi daha iyi parçalama gücü veriyorum. Haklı olduğunuzu birbirinize ispatlama zamanı geldi. Karşılığında sizden Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizelerini istiyorum. En iyi rakçı kazansın.
tekneden insin hemen. Seni bencil kurt denizci, arkanda iki çocuk balık bırakarak kendi geminle yola çıktın. İkimizi mahvettikten sonra yalnız ilerledim. Özgürlük, ateş! Müthiş salak! Tartışmayın, bırakın ve konuşun. Kimin kaçmak için yardım istediğini biliyorsun. Aa! Ay, sanırım az önce bir yere vurdum. Ay, ben çok acıyor. Dönüşüm zamanı. Buraya gel biz korsan. Beni yakalaman lazım. Güçlerin artık etkisiz Uğur Böceği. Yüzmeyi bilmiyorsan derin sulara girmeyeceksin canım. Şimdi timsah ikilisi mucizelerini alın. Uğur Böceği'nin mucizesi benim. Hayır, benim. Ne zaman hazırsan kara kedi, gösterimiz başladı bile. Çabuk Monsieur Adrien. Uğur Böceği ve Kara Kedi konuyla ilgilenirken biz de saklanalım. Gösteri devam etmeli. Güvenli bir yer bul. Makyajımı kendim bitireceğim. Oh, çok profesyonelsiniz. Plek penseler! Top güllelerimin altında ezilmek istemiyorsan Uğur Böceği, mucizeni bana ver. Hayır, mücevherlerini bana vereceksin. Yoksa müthiş solom seni parça... Böcüşüm, yaşlı bir çift olduğumuzda onlara benzemeyeceğimize söz ver. Kedicik, öncelikle bizim bir çift olmamız gerekiyor sanırım. Hey, nereye gittiniz sanıyorsunuz? Bu iki ev hayvanının bizi yeneceğini söyleme sakın. Nereye gitti bu? Sizi enkaza çevirebilecek tek kişi benim Kaptan Harbour. Hadi kötü gitarcı, bitirecek bir düellomuz var. Sen burada kal, geri geleceğiz. Gökyüzüne bir rota çizin. Hey, bu haksızlık. Kanatlarımız ya da uçan bir korsan gemimiz yok bizim. Taris Kraliçesi, ben Gölge Mod. Bu sunucu moda ve sınıf kavramlarını yitirmiş. Sıkıcı konuşmayı kes Gölge Mod. Güçlerimi bana geri ver. Ben de sende saplantı olan iki takıyı sana vereyim. Hemen kraliçem. Böceğine yardım için hazır olmalıyız. Gelin. Parıltı mı? Gerçekten mi? Tars kraliçesi olarak bir moda felaketi. Çevremdeki tek felaket sensin. Hadi Adrien koş. Kagami, hayır. Kahraman olmak istiyorsan ilk kovulan da sen olacaksın. Kagami Tsurugi, ejderha mucizesi taşıyıcısı, nötralize oldu. Uğur böceği gelmeden diğerlerini de bulmalıyız. Plek! Tiki! Tik 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 tok! Buradan çıkma zamanı. Evet, ben de gidip yardım çağıracaktım. Ne harikasın, yani ne kadar cesursun. Uğur böceği gelecektir. Evet, ve kara kedi de. Ale! Bu tarafta anne, gördüm! Sunucu konuşurken güldüğünü gördüm, kavuldun! Chloe Bourgeois, arı mucizesi taşıyıcısı. Nötralize oldu. Optigami, git diğerlerini bul. En güvenli yol bu. Koş, koş, git, git. Max Conte, at mucizesi taşıyıcısı. Belirlendi. Galiba şu ukala çetesi kaçmaya çalışıyor sevgili kraliçe. Kimse benim rakipsiz tarzımdan kaçamaz. Bir kılıksız erkek dönüşmeden buradan çıkamaz. Affedersin. Asansör çalışmıyor. Çok sert. Kara kedi gelip bizi kurtaracaktır. Evet, ya da Uğur böceği.